Ahmet Asım, Anadolu'nun güzel köylerinden birinde yaşayan, çok sevilen, cesur yürekli, yokluk görmüş, yardımsever biriydi. 60 sene önceydi. 40 yaşlarındaydı. Ahmet Asım, köy muhtarının yardımcısıydı. Çocuklar onu çok severdi. Bir kızı vardı. Onu da evlendirmiş. Başka çocuğu olmadığı için eşiyle yalnız yaşıyorlardı. Örnek bir çifttiler. Birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakıyorlar. Hiç kırmıyorlardı. Köyün bütün çocukları bu karı kocayı çok severlerdi. Ona Asım Baba diye hitap ediyorlardı. Evleri yol üstündeydi. Yoldan geçen herhangi bir çocuk ona seslenir, eline şeker, meyve, yumurta, artık o an evlerinde ne varsa verirlerdi. O çocukları sevindirirlerdi. Yoldan geçen insanlara davet ederler, çay, kahve ikram ederlerdi. Aç olanların karnını doyururlardı. Ahmet Asım çiftçilik yapıyor, baharda eker, yazın mahsul alır, kalan zamanda da iş olmadığı durumlarda gezerdi. Şehir şehir, ülke ülke, çok yer gezmiş, kendini yetiştirmiş, sevilen biriydi. Bir gün muhtarlıkta çalışırken, köyde yaşayan, bir kimsesi olmayan yetim yanına Mustafa gelir. Asım dayı, sana bir diyeceğim var diyerek söze başlar ve Ahmet Asım dikkatlice onu dinler. Bir arkadaşımın düğününe gitmiştim. Dönüşte yol Çamurduk köyünden geçiyordu. Çeşme başına gittim, çok yorulmuştum. Bir tas su içtim. Başımı kaldırdığımda bir kız gördüm. Öyle güzel, öyle masumdu ki tam 13 gün oldu. Hiç aklımdan çıkmıyor. Yemek yerken, su içerken, dayı yardım et. Onu düşünemeden bir şey yapamıyorum. Yüzü hele, hele gözleri. Hep gözümün önünde koca koca, yeşil yeşil o sürmeli gözleri. Derin derin bana bakıyor. Günlerdir uykusuzum, ne yapmalıyım? Ahmet Asım küçük bir tebessüm eder, sonra dur dur sakin ol der. Yeğenim sen aşık olmuşsun. Söyle bakalım, sordun mu kimmiş, kimin kızıymış, adı neymiş der. Mustafa cevap verir. Asım dayı adı Halime'ymiş. O da benim gibi yetimmiş. Hasta bir halası varmış, onunla kalırmış der. Ahmet Asım, o zaman sen git bana Osman dayını çağır. Ben onu da alıp şöyle köye bir gideyim. Madem öyle bu kızı isteyelim, onun da gönlü varsa sizi evlendirelim der. Mustafa heyecanlanmış, hiç beklemediği bir şeyle karşı karşıya kalmıştır. O an hem sevinmiş hem korkmuş, değişik duygular yaşamaktaymış. 19 yaşında ilk defa aşık olmuş, ne yapacağını bilememektedir. Evlenmeyi düşünmemiştir bile. Çok şaşırmış, şok halindedir. Babadan kalma evde, babadan kalma birkaç dönüm bir toprağın mahsulü ile geçirmekteydi. Osman aynı zamanda Ahmet Asım'ın yeğeniydi. Ahmet Asım, Osman gelince Mustafa'yı evine gönderir. Atlarını atlayıp Çamurdağ'a doğru yola çıkarlar. Gece yarısı orada olacakları için geceyi başka bir köyde geçirip sabah tekrar yola çıkmayı planlarlar. Çamurduk köyüne yakın köylerden biri olan Çalıköy'e gelirler. Ahmet Asım buranın muhtarını çok iyi tanımaktadır. Bu yüzden geceyi burada geçirmeye karar verirler. Muhtar uzun zamandır görmediği arkadaşını görünce çok sevinir. Kucaklaşırlar. Ahmet Asım durumu anlatır. Geceyi geçirmek için muhtar onlara köy odasını hazırlatır. Odalarına geçerler. Biraz sohbet ettikten sonra Osman ben hemen uyuyacağım. Çok uykum var der. Hatta biraz dırdır eder. Bizden başka kız isteyecek adam yok mu? Beni de getirdin buralara kadar diye söylenir durur. Ahmet Asım bıyık altından güler ve hadi yat uyu. Sabah erken kalkacağız der. Ahmet Asım yatağına girmeden Osman horlamaya başlar. Ahmet Asım şunun yastığını düzelteyim de horlaması dursun der. Tam o anda bir kara sinek Osman'ın burnundan çıkıp fızıldamaya başlar. Osman'ın horlaması birden kesilir. Odanın içine dolanır, dolanır, yerdeki tahtanın oyundan içeri girer. Ahmet Asım bunu görünce çok şaşırır. Eliyle oyuğun ağzını kapatır. Sinek eline çarpmaya başlar. 5-10 saniye sonra Osman büyük bir acıyla inler ve nefesi kesilir. O an elini çeker ve hemen Osman'a seslenir. Elini çekmesiyle oyuktan çıkan sinek tekrar Osman'ın burnundan içeri girer. Sonra Osman nefes nefese teller içinde uyanır. Ne oldu sana der. Osman cevap verir. Çok kötü bir rüya gördüm. Rüyamda uçuyordum. Birden kara bir deliğe girdim ve orada hapis oldum. Çıkamadım. Sonra havasız kaldım. Tam ölüyordum ki uyandım. Çok korkunçtu der.
Ahmet Asım, korkma artık, ben buradayım. Zaten uykuda tutmadı, ben seni beklerim. Yine olursa uyandırırım diyerek Osman'ı sakinleştirir. Kendi kendine, bu neydi şimdi der. Tamamen uykusu kaçmıştır. Osman yerde yatmaktadır. Ahmet Asım'ın yatağı sedirin üzerindedir. Önce silahını çıkarır, yastığın yanına koyar, sonra yatağın üzerine oturur. Ellerini başının arkasına koyar ve arkasına dayanır. Ayaklarını uzatır. Bu şekilde yarım saat kadar bu durumu düşünür. Birkaç dakika sonra kapının dışından bazı sesler gelir. Hemen silahını alır yatağın altından, doğrulur. Osman korkak biri olduğu için kapıyı kilitlemiştir. Ayrıca arkadan mandallamıştır. Yani kilit açılsa bile mandal demir olduğu için mümkün değil açılmaz. Fakat sesler iyice yaklaşmıştır. Bir uğultuya dönüşmüştür. Kilit açılmış, mandalın sürgüsü kendiliğinden çözülmüştür. Yavaş ve uzun bir gıcırtıyla kapı ardına kadar açılınca Ahmet Asım gördüklerine inanamamıştır. Gördüklerinin ne olduğunu anlamaya çalışmıştır. Tek sıra halinde içeriye girmişler. Uzun, arkası gözükmeyen bir kalabalık. Kimi uzun, kimi kısa. Hele en öndeki çok uzun boylu. Ayağına kadar uzun elbiseli, yüzünün yarısı tıraşlı, yarısı göbeğine kadar sakallı. Onun yanındakinin kolunun biri uzun, biri kısa. Başı silindir gibi. Kiminin ayakları ters, kiminin başı. Bir anlam verememektedir. Hemen silahını üzerlerine doğrultur. Her biri bir yana kaçışır. Silahtan çok korkarlar. En öndeki liderleri o silahı kaldır ve in, oradan aşağıya çekil diye seslenir. Ahmet Asım inersem zarar verirler diye düşünür, yavaşça yatağına oturur, ayaklarını uzatır, silah elinde bekler. Sabaha kadar bir girer bir çıkarlar. Ahmet Asım'ı indiremezler oradan aşağıya. Bu defa 4-5 defa tekrar eder. Ahmet Asım yorgunluktan helak olmuştur. Bir an uykuya dalmıştır. İşte o an takır takır diye bir ses ve sırtında büyük bir acıyla kendini yerde vurmuştur. Çünkü ayaklarından tutup yerde sürüklemişlerdir. Gözlerini onlara doğrulttuğunda kimi sedirin üstünde, kimi duvardan geçmekte, kimi yerdedir. Liderleri al arkadaşını git, üstüne basarlarsa ömür boyu sakat kalır ve atlarınızı ters çevirdik, ölmek üzereler. Bize yol verseydin bunlar olmazdı der. Ahmet Asım hemen Osman'ı kaldırır ve atları kurtarmaya gider. Atlar gerçekten de ayakları havada, sırtları yerde, acı içinde kıvranmaktaydılar. Çok ürkmüşlerdi. Güçlükle sakinleştirirler ve ayağa kaldırırlar. Bu arada sabah ezanı okunmaya başlar. Ahmet Asım içine bir ferahlık gelir. Osman ise hiçbir şeyin farkında değildir. Ne olduğunu anlam veremez. Ahmet Asım Osman'a git atları gezdir, biraz rahatlasınlar diyerek oradan uzaklaştırır ve muhtara gider, durumu anlatır. Muhtar ise uzun zamandır kimse kalmadı burada. En son 2 sene önce böyle bir şey yaşanmıştı. Gereksiz yeri korkutmak istemedim, gittiler sandım der. Onlar bazı geceler gelirler ve oradan geçer giderler. Eğer yol verirsen zarar vermezler. Aslında biz de ne olduklarını bilmiyoruz. Köyde birkaç kişi biliyor, onların varlığını der. Ahmet Asım muhtara çok kızar ve oradan ayrılmadan önce ihtiyar heyetini toplar, durumu anlatır. Başka böyle yere yeni bir misafirhane yapmaları konusunda anlaşırlar. Onları Osman görseydi korkudan ölebilirdi der. Olanlardan Osman'a bahsetmemiştir. Daha sonra atlarını atlayıp Çamurdağ'a doğru yola düşmüşler. Ve bir saat yolculuk sonunda oraya ulaşmışlar. Kızın evini bulup halasına kendilerini tanıtırlar. Ve Mustafa'nın durumunu konuşurlar. Allah'ın emriyle kızı isterler. Hala kızla konuşur ve cevap verir. Ben çok yoksulum. Düğün edecek gücüm yok. Karnımı zor doyuruyorum. Bu kızcağıza çeyiz bile yapamadım. Üstümdeki giysilerinden başka bir şeyi yok. Onlar da zaten başkaları verdi. Ben güzel kızımla konuştum. Onun da gönlü var. Siz kızı götürün, yol uzak, nikahını, düğününü yapın. Benden başka kimsesi yok zaten. Ben de oraya gelemeyecek kadar rahatsızım. Garibin bir yuvası olsun. Düğünden sonra damat da bana gelsinler, elimi öpsünler der. Ahmet Asım duruma şaşırır. Aman hanım, sen bizi bilemeden genç kızı nasıl emanet edersin der. Kadın, sen bilmiyorsun herhalde. Buralarda Osman'ı pek bilmezler. Ama Ahmet Asım dendin mi, herkes bilir. Kendin gelmeden namın geldi. Senin nasıl biri olduğunu biz biliyoruz. Kızım sana emanet. Bir şey olursa senden bilirim der. Ahmet Asım da bunları duyunca çok sevinir. Yolumuz uzun, geceye kalmadan biz yola çıkalım der.
kızı da alıp evin yolunu tutarlar. Osman ne kadar istese de hiçbir yerde konaklamazlar. Sadece atlarını dinlendirip tekrar yola düşerler. Sabaha karşı eve gelirler. Evde dinlendikten sonra Ahmet Asım gider, cami hocasını ve Mustafa'yı alır gelir. Çocukların nikahları kıyılırlar. Sonra ilçeden memur istenir. Resmi nikahları kıyılır. Düğüne kadar kız Ahmet Asım'larda kalır. Sonrasında köylü birleşir, yetimlerin düğününü yaparlar. Söz verildiği gibi halaya da gidilir. Yetimler, köylü, hala ve Ahmet Asım iyi bir şeye vesile olmuşlardır ve çok mutludurlar.